Herkese merhabalar. Ben Duygu Yıldırım. İstanbul'da yaşıyorum. Milano Klinik'le bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Çok samimi bir dostum. Beraber geldik. Onun kontrolü vardı. Görüşmeye gelmişti. Beraber odaya girdiğimizde isteklerimizi konuştuk. Arkadaşımı dinledim. Neler yapabiliyorlar? Ben neden yaptırmıyorum bu kadar şikayetçiyken? Ya da küçücük bu sorunlar beni bu kadar mutsuz ederken neden bu kadar basit bir yöntem, yani çözümü varken çözümü tercih etmiyorum diye düşündüm. Randevumu aldım. Bir anda oldu zaten her şey. Sonra eve gittiğimde Milano Klinik'in sayfasına baktım. Yaptığı işlere baktım. Yaptığı kişilerle ne gibi diyalogları olmuş. Ne tarz sonuçlar almışlar. Daha önceki işlemlerine baktım. Ve gerçekten çok hoşuma gitti. İlk görüşmemde direkt randevu aldım. Ameliyat randevusu. Şu gün şu saatte ameliyat olmak istiyorum dedim. Beraber gününe karar verdik. Ve daha sonra beni ağırladılar. Yaklaşık 1-2 sene içerisinde 12 kilo verdim. Ne kadar spor yaparsam yapayım ki 12 kilo verirken çok spor yaptım, uzun süreli diyetler yaptım ama istediğim kadar veremedim. Verdiğim kilolardan sonra evet istediğim kiloya şu an eriştim. Fakat tek bir problemim var. O da yapısal olarak maalesef baten bölgem ve kalça bölgemde istemediğim kilolar var. Ve biliyorsunuz kilo verdiğiniz zaman aynı ebatta küçülüyorsunuz. Hiçbir şekilde belirli bölgeden kilo veremiyorsunuz. Fakat bu ameliyatla daha önceki gördüklerime göre istediğiniz her bölgeden istediğiniz şekilde kilo alınıyor. Yani bölgesel yapabilmeniz çok artı bir avantaj benim için. Ki giyinmeyi çok seven bir insanım. İstediğim bütün kıyafetlerin içine istediğim şekilde girmeyi çok istiyorum. Ameliyatım yarın. Bu konu için çok heyecanlıyım. Çok umutluyum hatta. Çok pozitif bir umudum var kafamda. Nedenini size şöyle paylaşmak istiyorum. İnanın şu an bu videoyu bile çekmeden önce belki 100 kez pantolonumu çektim, göbeğimi örtmeye çalıştım, nerem fazla, nerem çıkıyor ya da nerem beni rahatsız ediyor diye düşündüm. Sonra bir an video çekmeye başlarken dedim ki ne kadar güzel, bütün bu sorunlardan kurtulacağım. Ne kadar rahat edeceğim. Bu arada sizin için sadece bir parantez açmak istiyorum. Ben genel hayatımda, benim bütün çevrem çok iyi bilir, inanılmaz sorgulayıcı bir insanımdır. Çok zor güvenirim. Fakat burası benim güvenimi aldıysa herhangi bir konuda, yani bu ameliyatla alakalı tabii ki bahsediyorum. Güvenimi aldıysa inanın bana sizin de inanılmaz güveneceğinizi düşünüyorum. Milano Klinik'e her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Herkese tekrardan merhabalar. Şu an hastanedeyim. Yaklaşık 1-2 saat önce geldim. Gördüğünüz gibi ilaçlarım veriliyor. Kan tahlillerim yapıldı. Hiçbir sıkıntım yok. Ameliyatıma yaklaşık belki dakikalar kaldı. Çok az bir süre kaldı. İnşallah her şey çok güzel olacak. Heyecanla bekliyorum ve bir an önce bitsin istiyorum. Sonuçları çok merak ediyorum. Herkese tekrar merhabalar. Ben Duygu Yıldırım bu arada. Daha önce de zaten görüşmüştük. Bugün ameliyattan sonra 5. günüm. Kontrol için geldim. Davet ettiler hatta onlar beni. Çok küçük küçük ağrılarım var. Hatta size çok net olarak direkt benzetebilirim ağrıyı. Ayda bir kadınsal ağrılarınızın tamamen aynısı gibi bir şey ki düşük miktarda çekiyorsunuz sadece. Yani güzellik için çekilebilir bir ağrı, bunu demek istiyorum size. Taburcu oldum. Taburcu olduktan sonra direkt zaten arabama binip evime gittim çok rahat bir şekilde. Hayatımı kısıtlayan bir sıkıntım olmadı ki hemen şunun için parantez açıyorum size. Ben çok fazla bölgeden ameliyat oldum. Liposuction ameliyatı. İç bacak, dış bacak, alt bacak, arka bacak, basen, karın, bel, gıdık. Ben bile bilmiyorum şu an sayısını. En çok bölgesi olan insanlardan biriyim. Tek bir ameliyatta hepsini birden arada çıkaran. Ama ona rağmen inanın çok az ağrı hissediyorum. Ki zaten aynaya baktığınızdaki verdiği psikolojik sonuçlar inanılmaz derece bütün acılarınızı bastırıyor. Hala çok iyi hissediyorsunuz kendinizi, mükemmel hissediyorsunuz. Hatta eskisinden daha enerjik hissediyorsunuz psikolojikman. Hatta ameliyatımın 2. günü kendim de paylaştım sosyal medyamda. Yaklaşık 1'er kilometre yürümeye başladım. Gayet spor ayakkabımı, taytımı girip dışarı yürümeye çıktım. Bu işin sağlık tarafı ağrı kısmıydı. Gelelim psikolojik tarafına ki benim için en önemlisi oydu. Psikolojikman şu günden örnek gösterebilirim. Hayatımda hep en ön plana çıkan yerim vücudumda basenlerim ve kalçalarımdı. Şu an bir tayt giyindim. Rugan bir tayt giyindim.
Ve üzerine kısa bir bluz giyinebildim. O kadar rahat giyinebiliyorum ki. Kendimi o kadar özgür hissediyorum ki anlatamam. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Onun dışında zaten Milano Klinik sizinle çok güzel ilgileniyor. Bu geçen 5 günde sizi arıyor. Bir sıkıntı var mı? Bir sorun var mı? Yardımcı olabileceğimiz bir konu var mı? 7-24 sürekli ilgililer zaten. Size çok kısa bir tavsiyede hemen bulunmak istiyorum. Lütfen eğer bu tarzda rahatsız olduğunuz bölgeleriniz varsa hiç ertelemeyin düşüncelerinizi. Ve eğer bu tavsiyelerin içerisinde bana seçim için soruyorsanız tabii ki size Milano Kliniği öneriyorum. Çünkü burada her şey çok güzel ilerliyor. Sanki her şey bir anda da oluyor, hızlı ilerliyor. Yani ne olduğunu anlamıyorsunuz. Aa, olmuş, bitmiş, hiçbir sızı yok. Ve eskisinden çok daha iyisiniz. Çok kısa sürede çok büyük yollar kat etmişsiniz. Şu an tek düşündüğüm şey, her güzel şeyden başka tek bir pişmanlığım var. Keşke çok daha önce bu ameliyatı gerçekleştirseydim. Bence bunun için siz de düşüncelerinizi ertelemeyin. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum size. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Özellikle Milano Kliniğe.